Bu hafta yeni bir hafta. Güzel olmasını umuyorum. Güzel bir hafta olsun hep beraber. İyilik, dostluk, arkadaşlık kazansın. Şey fark ettim Emre, sen İbrahim çok yakınmışsın. Çünkü bayağı duygulandı gördük yani. Şimdi sürekli omuz omuza çalıştığım bir arkadaşımdı. Burada benim can dostlarımdan biriydi. Gerçekten ben onu finalde görüyordum. Birinci olarak görüyordum benim gözümde. Dün gitmesi beni çok şaşırttı gerçekten. Beni de üzdü gerçekten. Onun hayalleri olmayınca ben de onun kadar üzüldüm gerçekten. Saçlar kurtuldu. Evet. Dua et. Kesecektik saçları. Kaynattın onu. Bir daha iddiaya girecek misin saç, sakal vesaire için? Hiçbir şey söyleyeyim. Bir, önce kıyafetler alındı mı? Aha. Kimlere elbise alınacaktı? Aldınız mı kıyafetleri? Hayır şef. Şikayetçi misiniz evet. Bu arkadaşlar? Şefim bugün olacak. Adaş yarın. Dur bir bakalım. Bedenin oğlum, neydi? Yalan söyleme. Söyledim mi? Bak aynı şey, yani. Aldırmak gerekiyor ya işte. Sen parayı ver, biz aldırız abi, boş ver sen. Tamam işte, çıkalım halledelim hemen. Ateş, hoş geldin. Hoş bulduk şef. Beğendin mi burayı? Beğendim ya, güzel. İyi. Dağlı hırslı yarışmacılar var. Yemek çıksın, o zaman görüşürüz şef. Ateş, özellikle Türk mutfağı üzerinde inanılmaz iyi. Yani biz şok olduk yani, ne kadar geniş bir repertuar vardır yani. Bakacağız yani. Değil mi Ateş? Şov başlasın şef. Mustafa. Evet şef, merhaba. İki haftada da başarılı bir performans çiziyorsun. İçinde olduğun takımlar 5 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. İyi bir yolculuk. Güzel, güzel başladım ben bu serüvene. Yani bireysel anlamda da bazı pürüzler olsa da ekip ruhu olduğu için sorun yaşamadım. İlk geldiğimde söylemiştim, bir analiz yapacağım demiştim. Analizi de yaptım sayılır artık. Herkesi de çözmüş durumdayım. Seni görüntü olarak öyle çok fazla bir ittifakların, grupların içinde görmüyoruz. Evet, söylemiştim. Biraz şey, daha yalnız takılıyorsun. Aynen. Öyle bir ittifakta yer almam gerekirse ne yapacağımı bilmiyorum ama ben hep bu safımı koruyacağım. Doğrudan yana olacağım. Yani bundan kimsenin de şüphesi olmasın. Evet Tunan, sen ne düşünüyorsun? Şöyle söyleyeyim. Bazı insanlar strateji yapıyor olabilir. Ama ben karakterime güvendiğim için bir stratejiye ihtiyacım yok. Onun dışında dördüncü haftamız ve ben sıkılmaya başladım. Yani burada iki haftadır sesimi çıkarmıyorum. Yemek yarışması, yemeğimi yapıp geçip balkondan seyretme taraftarıyım her zaman için. Öyle de yapıyorum, öyle de yapacağım. Yani elimden geldiğince çabalıyorum burada. Sen tam gizli gizli böyle suyun altından gidiyorsun aslında. Yani başarılı bir performansın var. 9 yemek yapmışsın geldiğinden beri. Genelde hep tek yemek alıyorsun. Daha çok da tatlı alıyorsun. 5'inde başarılı olmuşsun, 4'ünde başarısız olmuşsun. Evet. Yani şurada bugün kaptanlık oynuyoruz diye başarısız istatistikleri pek dile getirmedim. Ama ciddi başarısız istatistikler var. Sen başarılı olan sadece 4 oyuncudan birisin. Ama yine de en son seçiliyorsun. Bunun sebebi ne sence? Seni belki de o hep yani bir umursamaz ve alaycı bir tavrın var ya. Onu mu gerçek Tunağan zannediyorlar? Yani umursayacak insanları umursuyorum. Umursamamam gereken insanlar var. Onları fazla takmıyorum. Onun dışında Sergen'in dediği gibi. Şöyle ki, kaptanlar seçildikten sonra kaptanın ilk seçtiği insan yakın arkadaşını istiyor takım. Ama burası bir dostluk yarışması değil. Burası bir yemek yarışması. İstatistiklere bakarak takımına insan çağırman gerekir. Ve evet, yani baktığın zaman yanlış. Tamam, çok yakın arkadaşım ama 3'te 0 yapan bir adamı ben takımıma çağırmam. O yüzden ben bugün mavi takımının kaptanına meydan okuyorum ve beni eğer ki biraz olsun cesareti varsa kırmızı takım kaptanı yapmasını istiyorum. Aa. Çünkü şöyle ki, 16 kişinin 16'sı da kaptan olabilir ama herkes lider ruhlu değildir. Ve ben kendi lider ruhumu bugün göstermek istiyorum. Kodri meydan diyor. Kodri meydan mı diyorsun? Kodri meydan. Kimseden de korkmuyorum ama şöyle söyleyeyim. Benim yanımda olmanın bedeli ağırdır ama karşımda olmanın bedeli daha ağırdır. Bunu da burada umarım tecrübe etmezler diyorum. Turan, ne yedin sen dün akşam? Evet ya. Ne mangal, ne mangal yaptınız yani? Mangal. Ne işkembe? Mangalda ne var? Yürek mi pişirdiniz? Yani kendime geldim biraz çünkü burada herkes atıp tutuyor.
Herkes çok iyi aşçı, herkes çok iyi bir insan ama günün sonunda rakamlara baktığımızda burada laflar değil tabaklar konuşuyor. E konuşulması gerekiyorsa ben de sabaha kadar konuşurum. Hasan, var mı senin MasterChef Türkiye'de? Yeni hafta stratejin nedir? Valla geçen hafta kaptanlık aldım ve güzel bir stratejiyle takım kaptanlığı görevini yerine getirdim. Güzel bir ekip kurduk, 3-0'la kapattık. Ben polemiğe girmem şefim yani hiç kimseyle. O yüzden aslında Tunahan dediği şey çok doğru. İstatistiğe bakıp takım kurmak çok önemli. Geçen hafta bunu bizzat yapmış birisiyim. O yüzden sonuç mükemmel oldu bize göre. 3-0'la kapattık. Yani bu mantık bence en güzel mantık. Buna göre devam etmemiz lazım. Şükrü, neler söyleyeceksin? Ya şöyle bir şeyin eksikliğini yaşıyorum aslında. 9'da 8. Biz kolay kolay kaybetmiyoruz evet. Ama bir yandan da kaybediyoruz yani. Ben en son 1,5 ay önce girdim markete. Markette neyin nerede olduğunu bilmiyorum gerçekten. Buraya geldiğim gün, yedekten geldiğim gün yukarı çıktım. Bir daha da hiç markete girmedim. Ne bir bireysel oyun oynadık, ne bir şey yaptık. Bu bize biraz zarar veriyor gibi geliyor bana. Milan ben, Eren özelinde. Yeni link görün orayı. Dokunma. İşte yani şimdi de durduk yere de kaybedemeyiz yani. Kazanıyorsak da bunun bir sebebi var. Takımlar neye göre kuruluyor sence? Evet, bence iyi anlaştım, iyi anlaşamadım diye bir şey var. Mesela geçen hafta Emre ben az konuşan adamları alacağım dedi. Ama bence daha çok konuştular bizden. Öyle bir sorun vardı yani. Ben dedi iş yapan adam alacağım, konuşan adam almayacağım dedi. Ama kaybettiler. Ya da Safa Nur mesela kendince işte burada tabii garip klikler var böyle. Hani birbiriyle iyi anlaşanlar, anlaşmayanlar vesaire. Ben genel olarak herkesle iyi anlaşıyorum zaten. Öyle bir problem yok. Evet, Eren. Nasıl gidiyor? Genel olarak iyi diyor. Geçen hafta da benim açımdan iyi geçti. Başarılı bir haftaydı. Masterclass da iyiydi. Bu hafta da umarım her şey güzel olur. Bakalım. Milan, nedir? Güzeldi şef. Gerçekten hep yukarıdayız. Bir kere aşağı indik. Onda da dokunulmazlık aldım.